1920'li yılların başında Donald Willis Douglas, Güney Kaliforniya'da bir uçak şirketi kuruyor. Bu kurduğu uçak şirketi önceleri DC-2 ve DC-3 gibi, özellikle DC-3 gibi efsane uçakların üretilmesine yol açıyor. Ve en sonunda jet çağına girildiği zaman da DC-9'a imzasını atıyor. İşte tam bu zamanlarda 1967'de McDonnell firmasıyla da birleşiyor bu firma. Ve arkasından bu iki firma birleştikten sonra McDonnell Douglas adını alıyor. İki kurucusunun adlarının birleşmesiyle beraber. İşte 1960'ların sonunda DC-9 olarak üretilen uçak 1980'lerin başına gelindiğinde, hatta 70'lerin sonunda artık ihtiyacı karşılamayacağı için giderek yolcu kapasitesini büyütmek amacıyla gövdesinin kanatlarının önüne ve arkasına bölümler eklenme suretiyle gövdesini uzatıyor. En son uzatılan ve en uzun olan DC-9 modeli DC-9-50 modeli. İşte tam da bunun arkasından 70'lerin sonunda McDonnell Douglas şirketi diyor ki biz bununla yine yetinmeyeceğiz. Kapasiteyi daha da arttırmamız lazım. 80'lere giriyoruz. Büyük bir teknoloji gelişmesi olacak. Ve bunun sayesinde elimizdeki GT8D motorlarının da takatinin artması sayesinde biz bu uçağı daha da uzatabiliriz diyor. Aslında MD serisi uçaklar DC-9 serisinin farklı bir modelleri. Dolayısıyla siz bir pilot olarak eğitim aldığınız zaman lisansınıza DC-9 diye yazılıyor. McDonnell Douglas firması bu gövdedeki uzatmalara gittiği zaman uçaklarda da bazı değişiklikler yapıyor. Ve 1977'de başladığı projeyi 1980'de tam da adına uygun bir şekilde MD-80 olarak sadece bir pazarlama aracı olarak adlandırıyor. İleriki yıllarda örneğin Swiss Air gibi firmalar veya Alitalia gibi iyi kullanıcılar bu uçakların bunlara Super 80 adını da vermeye başlıyorlar. Ki bunların arasında bu uçağı en çok kullanan firmalardan biri olan American Airlines da var. 80'lerin başından 90'ların başına kadar uçak büyük bir başarı sağlıyor. Satışları DC-9'un satışlarını da geçiyor. Ama ne yazık ki hem petrol fiyatlarındaki oynamalar, bu uçakların daha çok yakıt yakması bu uçakları biraz daha az popüler hale getiriyor. 1980'lerin değişik yıllarında ortaya çıkan MD-81, 82, 83 ve 88 modelleri arasında da sadece ufak farklar var. Dolayısıyla bunların sadece kapasitesi genişletiliyor. MD-82, 81'e göre daha takatli motorlara sahip. Her ne kadar motorlar aynı olsa da onların itiş gücü daha fazla. 1982 yılında ortaya çıktığı için de tabii ki MD-82 modelini alıyor. Oysa uçak 1979'da ilan edilmiş olmasına rağmen 1982 yılında piyasaya sürülüyor. American Airlines bu uçaktan bayağı alıyor. Alitalia Avrupa'da iyi bir kullanıcısı. Ağustos 1981'de daha sonradan Northwest Hava Yolları ile birleşecek olan Republic Airlines bunun ilk kullanıcıları arasında. Amerika'da ilk Çinlilere bu uçağı üretme lisansı, bir sivil uçağı üretme lisansı veren firma da yine McDonnell Douglas. Önce MD-82 üretmekle başlıyorlar. Şangay'da bu uçağı üretiyorlar. Kasım 1986 yılında Şangay'daki üretime başlıyor. Aynı zamanda Şangay'daki firma Amerika'daki üretim için de parçalar da üretmeye başlıyor. MD-83 ise MD-81 ve 82'ye göre daha uzun menzili olan bir uçak. Bunu da nasıl sağlıyorlar? Hem daha güçlü motorları yapıyorlar hem de yakıt kapasitesini arttırıyorlar uçağın. Bu sayede uçağın hem menzili artıyor hem de performansı da çok fazla kaybolmamış oluyor. MD-83 ilk olarak 31 Ocak 1983 yılında ilan ediliyor. FAA buna onayını 1985 yılında veriyor. Ve daha sonra ilk teslimat Alaska Hava Yolları'na yapılıyor 1985 yılında. Son teslimatı ise Aralık 1999 yılında TWA Hava Yolları'na yapılıyor. Tabii bütün bunlar yaparken McDonnell Douglas aynı zamanda bir dakika bizim zamanında ürettiğimiz DC-9'lar da bayağı yaşlanıyorlar. Onların da yerini alacak uçaklara lazım deyip bu sefer uçağın daha küçük bir modelini üretiyor. Bunun da adı MD-87. MD-87'nin özelliği boyutunun küçük olmasına rağmen o zamana kadar yapılan kanattaki değişiklikler ve motordaki takat fazlalıklarıyla aslında 110 civarındaki yolcuyu uzun mesafelere taşıyabilecek bir yolcu uçağı haline geliyor. Dolayısıyla DC-9'ların menzillerinin yetmediği noktalarda da aynı kapasiteyle aynı miktarda yolcuyu daha uzak noktalara taşıyabiliyor. Bundaki amaç da zaten DC-9 müşterilerinin uçaklarını yenilerlerken başka müşterilere kaçmalarını engellemek. Tabii geliyoruz bugün konumuz olan MD-88'e. MD-88'in ilk müşterisi Delta Hava Yolları. MD-80 serisinin üretilen çeşitlerinin son ürünü ve en gelişmişi olarak bakılıyor. İlk olarak 1986 yılında böyle bir modeli gerçekleştireceğini söylüyor McDonnell Douglas. Tabii uçak olarak çok da farklı değil daha önceki modellerden. Fakat en büyük farkı uçakta FMS veya IFES olması. İlk olarak bu uçakta kullanılıyor FMS MD serilerinde. Şu an hava yollarında uçan bir sürü uçakta görmüş olduğumuz bir takım o zaman için gelişmiş sistemlerde ilk olarak MD-88'e fabrika çıkışlı olarak ekleniyor. Örneğin wind shear yani rüzgarın ani yön ve hız değiştirmesini algılayacak sistem uçağa fabrikada yerleştiriliyor. TCAS yani trafik uyarı sistemi uçağa fabrikadan ilk olarak yerleştiriliyor. MD-88 zamanına göre diğer uçaklara göre daha modern bir uçak tabii. İlk çıkan uçak 88 yılında Ramakkala 19 Aralık 1987'de Delta Hava Yolları'na teslim ediliyor. Bu arada MD serisinde çok ilginç bir şey var. Bu MD-88 bizim ülkemiz için de çok önemli bir uçak. Neden derseniz MD-88'lerin son üretileni o da fabrikadan 1997'nin 25 Haziran'ında çıkmış. Onur Air için üretiliyor. Onur Air biliyorsunuz MD-88 uçaklarını belli bir süre kendi bünyesinde işletti. Bunlarla gerek dış hatlarda gerekse iç hatlarda bayağı yolcu taşıdı. Daha sonra bu uçaklar bir şekilde önce Ukrayna'ydı yanılmıyorsam da bir hava yolları adına uçtu ama şu an İran'da uçuyorlar. Onun dışında Türkiye'de MD-88 uçuşucu hava yolları da oldu. Sunwings diye bir hava yolu vardı. O Türkiye'deki kullanan hava yollarından bir tanesi. Tarhan Towers Airlines vardı. Onlar kullandılar. Best Air vardı. O da geldi geçti. Bu tür birkaç tane kullanıcı hava yolları vardı. Atlas Jet'in biliyorsunuz düşen uçağı vardı ki Atlas Jet tarafından uçurulmuyordu. World Focus şirketi adına. Freebird ilk olarak bu uçaklardan ilk kurulduğu zaman bu uçaklardan uçmuştu. Dolayısıyla MD-88 veya değişik varyasyonlarının Türkiye açısından da bir önemi var. Tabii bu arada Mad Dog değişik özellikleri de bünyesinde barındıran bir uçak. Motorlarının arkada olmasının ve yerden yüksekte olmasının verdiği avantajla arkasındaki thrust reverser'ların da istiridye kabuğu lakabı adlandırılan şekilde motorun arkasına gelip şu şekilde kapanması sayesinde kendi kendine pushback yapabilen bir uçak. Bunu eskiden daha çok yapıyordu. Çünkü neden? Eskiden motorların saat başına ücretlerinin hesaplanmadığı zamanlardan söz ediyorum. Bu şekilde motorlara güç verdiğiniz takdirde ve kendi kendinize pushback yaptığınız takdirde hem fazla yakıt harcıyorsunuz hem de motorların daha çabuk eskimesine yol açıyorsunuz. Ama daha önceleri 90'lı yılların sonuna kadar bu şekilde pushback yapan DC-9'lar ve MD-80'ler, 88'ler de vardı. Özellikle Northwest Hava Yolları bunu Amerika'da çok yapardı. Ben birkaç defa şahit oldum. Gerçekten de çok ilginç bir olay. Özellikle bunların bazı modellerinde yolcu indirme bindirme L1 kapısını, yani soldaki ilk kapının altında da bazılarının merdivenle satın alınabildiğini düşündüğünüz zaman körü olmayan meydanlarda bu özellik gerçekten çok işinize yarıyor olabilirdi. Onun dışında MD-80 serisinin bir özelliği var. MD, McDonnell Douglas'ın kısaltılmışı, ama buna lakap olarak bu uçaklara Mad Dog, yani çılgın köpek adı verilmişti. Nedendi bu? Çünkü performansları iyiydi. Gerçekten bir pilot dostu bir uçaktı uçuş karakteristikleri açısından, ama aynı zamanda bazı özellikleri vardı ki bazen kendiliğinden otopilotu devreden çıkarır, acayip hareketler yapılabilirdi. Bunu MD-88 serisini uçuran arkadaşlarımın çoğu söylediler. Sürekli olarak monitör etmeniz gereken bir uçak olduğu ve bu nedenle de bir türlü rahat edemediklerini söylemişlerdi. Daha sonradan yanılmıyorsam 2017 yılındaydı, bir kaza vardı. Delta Hava Yolları'nın MD-88'i LaGuardia'da, New York'ta pistten çıkmıştı. Bunun da nedeni, thrust reverser'ları devreye koyduğunuz zaman arkada bulunan dümenin geçerliliğini, yeteneğini yitirmesiydi. Siz dümen verdiğiniz takdirde thrust reverser'lar da dümene yakın olduğu için ve de buradaki hava akımında olumsuz bir etki yarattığı için dümen kabiliyetini yitiriyordu uçak. İşte bu nedenle de yan rüzgar nedeniyle LaGuardia'da, New York'ta Allah'tan kimsenin burnu kanamadan öyle bir kaza atlatıldı. Böyle kendine özgü değişik özellikleri olan bir uçak. Pilotların ya çok sevdikleri ya da çok sevmedikleri bir uçak. Çok sevmemelerinin nedenleri arasında da aynı zamanda kokpitte oturduğunuz zaman, ister sol koltukta ister sağ koltukta, tepenizde bir tane bir cam olması. Tam soldaysa şuraya, sağdaysa şuraya gelen. Ve bu cam özellikle yerdeyken yazın bir sera etkisi gördüğü için ve sizin de APU'nuz da çok gerilerde ve yetersiz olduğu için, ki bunu yolcu olarak da hissedebilirsiniz, kokpiti bir hamam haline getiriyordu. Aynı zamanda kokpiti dardır. 737 kokpiti kadar, hatta ondan bile dardır. O nedenle de sevilmez. Ben birkaç defa jump seat'te uçma fırsatı buldum. Benim de en çok dikkatimi çeken özelliği, kokpitte örneğin Boeing sistemlerini incelediğiniz zaman Boeing'in üst paneli belli bir sırayla ilerler. Belli bir sistemler hep bir aradadır. Aynı şey Embraer'de de vardı. Aynı şey CRJ'de de vardı. Bunlar uçtuğum diğer uçaklar. Bunlar sistem bölüm bölümlerdir. Örneğin bir pressurization sistemi, havalandırma sistemi belli bir yerdedir. Ne bileyim, yakıt sistemi belli bir yerdedir. MD-88'de bu konsept daha gelişmemişti herhalde o zamanlar. O nedenle iniş lambasının bir tanesi soldaki iniş lambası sağda, sağdaki iniş lambası da solda gibi türünden çok ilginç şeylere de rastlayabilirsiniz. Tabii ben biraz abartıyorum. Bu videonun altına açıklamalarda bir American Airlines kaptanının MD-88 ile ilgili yapmış olduğu harika bir videoyu koyacağım. Kendisi uçağı değerlendirmiş ve gerçekten de uçakta uzun zaman uçmuş bir insan olarak uçaktaki değişik özellikleri çok çok iyi anlatıyor. Sakın kaçırmayın, mutlaka izleyin onu. MD-88 gerçekten yolcu açısından da ilginç bir uçak. Çünkü eğer uçağın önüne taraflarda oturuyorsanız son derece rahat bir uçak. Her şeyden önemlisi, bildiğiniz Airbus'lardaki ve 737'lerdeki üçlü koltuk şeyi yok. 3-3 şöyle göstereyim. Bu nedenle bazı hava yollarında solda 2 koltuk, bazılarında 3, sağda 3 koltuk olmak üzere, ki bunun tek istisnası benim gördüğüm kadarıyla Delta Hava Yolları'nda, onlar 2 koltuğu sağ tarafa, 3 tane koltuğu da sol tarafa koymuş durumdalar. 2x3 şeklinde adlandırıldığı için o koltuklar, eğer yalnız uçuyorsanız ikili koltuklar gerçekten çok rahat oluyor. Eğer bir çift olarak uçuyorsanız ikili koltuklar mükemmel. Eğer bir aile uçuyorsanız, aile olarak uçuyorsanız üçlü koltuklar mükemmel ve kabin içerisi de bayağı ferah o ölçülerde olan bir uçak için. Ancak bir keresinde hiç unutmuyorum, eski bir TWA uçağıyla, ki o zaman American Airlines'dı, St. Louis'ten Los Angeles'a uçtum. En arkada, motorun tam yanında ve camsız bir ortamda. Ve kulağınızın hemen şurasında bilmem kaç bin poundluk bir motor çalışıyor. Ve 4 saat boyunca bunu dinliyorsunuz. İşte eğer oralardaysanız o zaman O uçak gerçekten de rahat bir uçak değil. Tabii bu uçaklar yavaş yavaş yaşlandıkları için ve yaşlandıkça sorunlar çıkardığı için de bu uçakları yolcu olarak sevmeyen çok insanlar oldu. Çünkü işte kapıya gidiyorsunuz, saat 5'te kalkacak deniyor uçak. Ondan sonra deniyor ki eyvah işte bilmem ne sisteminde bir arıza oldu, teknisyen çağırdık. Bu tür olaylar daha sık yaşanmaya başlandı. MD-80 serisinin başka bir özelliği de ses kısıtlamaları, çevresel nedenlerle ortaya çıkan ses kısıtlamaları yüzünden uçaklar Avrupa'da artık uçamaz hale gelince Amerika'da bir tane havayolu SAS'ten genellikle ve daha sonra da uçak değişikliklerine gitmesi nedeniyle Spanair'den hani tabiri caizse kiloyla bunlardan aldı. Uzun zaman boyunca bunları uçurdu ve bu sayede çok iyi paralar kazandı. Çünkü yepyeni bir Airbus'ı 60-70 milyon dolara almak yerine bu uçakların tanesini 1 milyon dolara alıp uçakların yarısını uçurup yarısını da ben bunlardan parça yaparım diyerek çok düşük maliyetle uçmaya başladı ve bu havayolu tatilcili insanları taşıyan bir havayoluydu. Allegiant Air'den bahsediyorum. Bu havayolu onun sayesinde gerçekten çok iyi bir kar marjı yakaladı. Yakaladığı kar marjı sayesiyle de bugünkü konumuna gelebildi. MD-80'ler artık yavaş yavaş Afrika gibi böyle çok da fazla yeni uçağın olmadığı veya büyük bir olasılıkla başka bir ülkeler aracılığıyla, tabii bu aralar olabilir mi üzerinde çok fazla yaptırımlar olan bir olay, ama zamanında 2000'li yılların başında İran'a kadar gittiler. Bir anlamda hülle yapılarak başka bir ülkeye veriliyoruz dendi. İşte Ukrayna'ya veriliyoruz deyip uçak bir sene sonra bakıyorsunuz İran'da registration'da çıkıyor. Ama belki ileriki günlerde bu uçakların 3. Dünya ülkelerinde uçtuğunu görebiliriz. Ancak oralarda tanık olabileceğiz bu uçaklara. Ben ilk olarak 1900 tarihi hatırlamaya çalışıyorum. 86 veya 87 yılındaydı. Yanılmıyorsam Şubat 87 yılındaydı uçtum MD-80 2 ile Alitalia ile bütün bir sınıf İtalya'ya gitmiştik. Gerçekten de o uçakla uçmak benim için heyecan vericiydi ama dönüşte de Airbus A300B2 ile uçmuştuk. O benim için daha da büyük bir heyecan verici bir olaydı. Şimdilik benden bu kadar. Gerçekten de benim sevdiğim, uçmaktan zevk aldığım bir uçak yolcu olarak. Kokpitte nasıl düşünürdüm, kendim eğer uçuyor olsaydım nasıl hissederdim bilmiyorum ama dediğim gibi uçan bir sürü arkadaşım çok da sevmediler uçağı. Ama kesin olan bir şey var, uçağı sevin veya sevmeyin, gerçekten McDonnell Douglas ürünlerini veya Douglas ürünlerini düşündüğünüz zaman bu uçaklar gerçekten tank gibi uçaklar. Yıllar boyunca havayollarına hizmet ettiler. Hatta Airbus'ların bazıları emekli oldular fakat bu uçaklar emekli olmadılar. Ama artık bunların da emeklilik yaşı geldi. Bazıları gerçekten çok yorgunlar. Bu virüs sayesinde daha önce de anlatmıştım size, bir sürü havayolları filolarını gözden geçirecek demiştim. Ve nitekim bu konuda haklı çıktım. Tıpkı 2001 ve 2008 krizlerinde olduğu gibi bu krizde de havayolları filolarını yenilmek için veya filolarını küçültürken bazı tiplerden kurtulmak için bir fırsat olarak kullanıyorlar. Bunu size söylemiştim. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Ve onun dışında kanalıma ve Instagram sayfama abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama ne olursa olsun sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Yaptığı işlem sonucunda kuyruk otorizasyon... ve buradaki hava ve buradaki hava akımında nasıl noise abatement